Ya Atatürk olmak böyle bir şey ve bu çok zor. Evet. Şey düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en önemli zaferlerinden birini kazanmışsınız. Ego nerede? Evet, emperyalizmin ezberini bozmuşsunuz. Evet. Dünyaya ilham olmuşsunuz. Dünyaya ilham evet. olmuşsunuz. Ve çıkıyor diyorsunuz ki, tekrar okuyayım. Bu eser diyorsunuz, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin önümsüz anıtıdır. Evet. Ya eseri sizin değil, eser Türk milletinin yani. Diyor. Evet. Özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur. Evet. Ne güzel. Yani Atatürk kendisini siliyor evet. adeta. Evet, evet. İşte Atatürk gerçekten bu yönüyle üzerinde uzun uzun durup düşünülmesi gereken bir lider. Evet. Yani zaten bana soracak olursan ya, başarısının temelinde de bu yatıyor. Şimdi sevgili Tuncay, peki bu nasıl hazırlandı, nasıl yönetildi evet, Atatürk'ün ifade ettiği gibi? Tabii. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz mekan gerçekten 30 Ağustos'un ruhuna o kadar uydu ki. Neden uydu? Çünkü aslında 30 Ağustos 1922'de kazanılan başkomutanlık meydan muharebesi. O son, artık son aşamasıdır büyük taarruzun. Yani o İzmir'e kadar olan yürüyüşü saymazsak, artık burada kazanılan zafer olduğu için zaten o yürüyüş gerçekleşti. Ya 30 Ağustos zaferi kazanılmasa zaten İzmir'e kadar Yunan ordularını kovalama durumu söz konusu olmayacaktı. Olmayacak. Çünkü Türk orduları orada imha edilecekti. Evet. Şimdi 30 Ağustos 1922'ye gelirken şu an içinde bulunduğumuz mekanın çok özel bir yeri var sevgili Tuncay. Şu an içinde bulunduğumuz mekan Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği bina. Biliyorsunuz orası lisedir aynı zamanda. Sivas Lisesi, yani liseydi orası eskiden. Daha sonra da lise olarak işlevini sürdürdü Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve sonrasında. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'nde, yani 4-11 Eylül 1919 tarihinde burada Kurtuluş Savaşı'nın bir anlamda gidişini, seyrini belirledi. Çünkü Sivas Kongresi'nde çok önemli kararlar alındı. Mesela onlardan bir tanesi mandayı kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz tartışması yapıldı ve manda konusu gündemden düşürüldü. Yani Amerikan güdümüne girelim mi, girmeyelim mi? İşin Türkçesi bu. Evet. Sivas'ta bu tartışıldı. Hani diyor ya Mustafa Kemal Paşa az önceki ifadesinde, düşünülmüş, tartışılmış diyor, her aşamasıyla yönetilmiş. İşte düşünülen, tartışılan konular arasında bu manda konusu da vardı ve Sivas Kongresi'nde o manda himaye konusu uzun uzun tartışıldı, hı hı. görüşüldü. Hatta mandayı savunanlar bir ara baskın hale de geldiler ama her şeye rağmen Mustafa Kemal Paşa yine orada da liderliğini göstererek, önderliğini göstererek bu manda tartışmasını ustaca gündemden düşürmeyi başardı. Şunu da bir detay evet. ekleyelim. Mandayı savunanlar arasında aslında gerçekten evet. milli mücadele yükselerler var, kahramanları tabii. da var. Ya daha sonra kahramanlık destanı yazacak isimler de yani, vardı. O zaman öyle görüyorlar. Evet evet, şöyle yani bu denize düşen yılana sarılır misali bir durum. Yani mandacıları vatan haini falan görmemek lazım. Öyle değiller zaten. Evet. Ya o büyük tarih bir, itibariyle tabii, çıkışı öyle görmüşlerdi. Büyük bir bölümü öyle değiller. Büyük evet. bir bölümü içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle Birinci Dünya Savaşı kaybedilmiş. Almanya'da yenilmiş. Yani müttefiğimiz olan Almanlar yenilmiş. Ülke işgal edilmiş Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Borcumuz var. Mesela Kara Vasıf Bey'in Sivas Kongresi'nde bu binada yaptığı bir konuşma var. Orada diyor ki 500 bin lira borcumuz var diyor. Ülke işgal altında diyor. Hiçbir şey üretemiyoruz diyor. Silah yok. Silah ve cephane yok diyor. Tek başımıza mücadele edemeyiz diyor. Onun gibi diğer delegelerin de önemli bir kısmı aynı tezi savunuyorlar ve diyorlar ki bu koşullarda ehvenişer olarak Amerikan mandasını kabul edelim. Hatta Amerika'ya bu yönde başvuruda bulunalım diyorlar. Yani manda konusu ciddi bir şekilde tartışılıyor. Bunun geçici de olsa işgale karşı bize bir savunma oluşturacağı düşünülüyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk bu yönde bir düşünceye sahip değil. O emperyalizmin merhametine sığınarak kurtuluşun mümkün olacağını düşünen insanlardan değil. Onun için bu mandacıları da pek anlamakta zorlanıyor. Evet, onlarla da bayağı mücadele ediyor. Onlarla mücadele ediyor ve bu mücadele sonrasında manda reddediliyor denilmeden, yani Sivas Kongresi kararları arasında manda himayenin açıkça reddedildiği hükmü yer almaz ama manda gündemden düşürülmüştür. Zekice bir hamleyle mandayı gündemden düşürmüştür Mustafa Kemal Paşa ve böylece bu binada neye karar verilmiştir sevgili Tuncay? Bağımsızlığa karar verilmiştir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm diye ifade ettiği Kurtuluş Savaşı'nın o bence temel felsefesine Sivas Kongresi sırasında artık kesin olarak karar verilmiştir. Yani eğer birinin mandası altına girmeyeceksek ne yapacağız? Bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz için mücadele edeceğiz. İşte o mücadelenin kararı burada alındı.
Dolayısıyla büyük taarruzun hazırlık sürecini konuşurken sadece 25 Ağustos, 26 Ağustos ya da işte Sakarya Savaşı sonrası süreci konuşmak yeterli değildir. Ben buna Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla başlıyorum. Yani bu süreci konuşmaya. Milat olarak evet, onu kabul etmek. Tabii Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla birlikte başlayan süreç Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme sürecidir ki Atatürk Nutuk'ta da zaten bu şekilde anlatır. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme süreci büyük zaferi hazırlamıştır. Yani şöyle düşünün, bak 1919'dan 1920 yılına kadar olan bir süre vardır. Yani 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar olan süre, yaklaşık bir yıllık bir süre. Burası Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme dönemi sevgili Tuncay. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiğinde aslında işin en zor dönemi de bu dönemdir. Yani bence 26 Ağustos'ta başlayan büyük zafer, evet çok kritik bir zafer, çok kritik bir savaş. O savaş, o muharebe ama ondan önce Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkıp halkı örgütlemeye başladığı o süreç vardır ya, o ilk dönem. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan yaklaşık bir yıllık bir süre olağanüstü zor bir dönemdir. Neden? Çünkü orada her şey belli olmuştur. İşte az önce ifade ettiğimiz gibi manda himayeyi kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Evet. Herhangi bir ülkenin koruması altına girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Tek başımıza bu kadar düşmanla mücadele ederken hangi kaynaklara dayanacağız? Ordu yok az önce ifade ettiğim inanç gibi. İnanç yoktu. Silah yok, cephane yok, inanç yok. Evet. Şimdi inancın olmamasını da aslında doğal karşılamak lazım. Çünkü 1911'den beri devam eden bir savaş süreci var. Şimdi Trablusgarp Savaşı ile başlamışız savaşmaya son dönemde. Ve bu savaşlarda hep biz savunma durumundayız. Yani kendi topraklarımızı savunuyoruz. 1911 İtalyanlar Trablusgarp'a saldırmış. Trablusgarp'ı kaybetmişiz. İtalyanlara yenilmişiz. Çekilmek zorunda kalmışız. Hatta adaları bırakmışız. Evet. Daha 12 adayı bakın 1912 yılında. Olur mu onu Mustafa Kemal de evet değil mi? Öyle diyorlar. Onun sorumluluğunu bile evet, Kurtuluş evet. Savaşı kahramanlarımıza İsmet evet. Paşa'ya, Mustafa Kemal'e. Lozan'da kaybettik diyor. Evet, Lozan'da kaybettik diyenler var ama bakın iş nerelere gidiyor. Yani daha 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarp'a çıkarma yaptıklarında 12 adayı da işgal ediyorlar. Ve 1912 yılında Uşi Anlaşması'na baktığınızda Trablusgarp'ı İtalyanlara bırakıyoruz. Güya adaları bize bırakacaktı İtalyanlar. Ama adaları bize bırakacakları sırada Balkan Savaşları çıktı. 1912 yılında. Balkan Savaşları çıkınca bu sefer Yunanlılar geldiler, Ege adalarını işgal ettiler. Evet. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu normalde Uşi Anlaşması ile kendisine bırakılması gereken adaların bir süre daha İtalya'da kalmasını kabul etti. Neden? Çünkü o adaları koruyabilecek, Yunanistan'a karşı koruyabilecek donanması yok, gücü yok Osmanlı İmparatorluğu'na. Bıraktı, kaderini bıraktı. Böylece ne oldu? Bak 1912 yılına geldiğimizde Ege adalarını Yunanlılar işgal etti. 12 adada İtalyanların elinde kaldı. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Anadolu, Ege kavramı o zaman yok. Orası Adalar Denizi, evet. Akdeniz olarak Akdeniz. Kullanılıyor. Yani şeyden Marmara Denizi'nden ta Akdeniz'e kadar olan o bölüm Adalar Denizi olarak adlandırılıyor. Akdeniz olarak Akdeniz'di. Gösterdiği orası. Dediği yerde orası. Çünkü Ege kavramını o zaman Akdeniz. Evet, biz henüz kullanmıyoruz. Dolayısıyla düşün, stratejik açıdan ne kadar büyük bir sıkıntıya giriyor. Anadolu'yu nasıl koruyacaksınız? Ya bütün adaları kaybettiniz. Evet. Gökçeada, Bozcaada bile işgal altına girdi. Şimdi evet. Bu koşullarda Anadolu büyük bir tehdit altında. Çünkü o adaları üs olarak kullanabilir düşman. Nitekim sevgili Tuncay, Birinci Dünya Savaşı sırasında o adaları üs olarak kullanıyorlar Türkiye'ye karşı. Kim kullanıyor? İngiltere kullanıyor, Fransa kullanıyor. Yunanistan savaşa girdiğinde onlar kullanıyorlar. Yani hani Lozan'da kaybettik dedikleri adaları, bak çok önemli bir şey söylüyorum. Evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında düşman kuvvetleri, ya itiraf devletleri adaları bize karşı üs olarak kullanıyorlar. Hani yani, Lozan'da kaybettik. Yani düşünebiliyor musunuz? Adalara yerleşmişler. Evet. Şimdi düşün, arkasından Birinci Balkan Savaşı başladı. Balkan Savaşı büyük bir travma yarattı. Türk insanı üzerinde. Neden? Çünkü Bulgarlar şu an bulunduğumuz bu Beylikdüzü, Büyükçekmece hattına kadar gelebildiler. Çatalca'da biliyorsunuz savaş gerçekleşti. Evet. Yani Bulgar orduları İstanbul'a kadar geldiler. İstanbul işgal edilmekle, tehdidiyle karşı karşıya kaldı 1913 yılında. Yani İstanbul'un kapılarına kadar dayandı düşman kuvvetleri. Bu büyük bir travma yarattı. Yani Balkan savaşlarını kaybetmek Balkan ülkelerine karşı gerçekten büyük bir travma yaratmıştır ve bu travmanın altından kalkmak kolay olmamıştır. Evet. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda
Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'nın bazı emirlerine bakarsanız orada Mustafa Kemal Paşa diyor ki Balkan bozgununun utancından diyor, utancını diyor, aranızda herhalde bir daha yaşamak isteyen yoktur diyor askerlerine. Evet. Balkan bozgununun utancı, yani bunun yaratmış olduğu psikolojiyi ve travmayı düşün. Hem orduda hem halk üzerinde. Ve bak savaş bitmiyor. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı bizim için. Evet. 18'de bitti Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde perişan bir haldeyiz ulus olarak ve ülke olarak. İstanbul'da bile ekmeklik un bulunamıyor, düşün. Çünkü buğdayı dışarıdan ithal etmek zorunda kaldık savaş sırasında, Ukrayna'dan ve Rusya'dan. O savaşa girdin, Rusya ile savaş halindesin. Dolayısıyla İstanbul bile ekmeksiz kaldı. Enflasyon yükseldi. Fabrikaların yok. Evet. Fabrikaların yok. Üretim söz konusu değil. Almanya'dan silah ve cephane alıyorsun ama o da belli bir noktaya kadar seni idare ettiriyor. Birinci Dünya Savaşı çok uzadı. Bu yeni dış borçlar alındı yine başka ülkelerden, özellikle Almanlardan. Çünkü zaten Batı ülkeleriyle savaş halindesin. İngiltere, Fransa, İtalya ile savaş halindesin, Rusya ile. Dolayısıyla Almanlardan dış borç aldık. Dış borç yükü iyice katlandı. Şimdi üretimsizlik söz konusu, savaş yorgunluğu söz konusu, cephelere gidip geri dönmeyen gençlerimiz söz konusu. Evet, evet, düşünebiliyor evet. musun? Yani büyük bir travma. Milyonu aşkın, toplumsal travma. Milyonu aşkın insan silah altına alınmış. Bunların çoğu cephelere gidenlerin önemli bir kısmı geri dönmemiş. Geri görenler de sakat şekilde, gazilerimiz de yaralı şekilde geri dönmüşler. Ya büyük bir genç nüfus o Birinci Dünya Savaşı sırasında erimiş. Evet. Şimdi düşün, empati yap. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçip de halkı örgütlemeye başladığında, yeniden insanları savaşa çağırdığında, böyle büyük bir savaş süreci sonrasında insanlar o çağrıya olumlu cevap verir mi? Vermez tabii, ister istemez. Dolayısıyla onun için diyorum ki Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşaması 19 Mayıs 1919'da 23 Nisan 1920 arasındaki o örgütlenme aşamasıdır. Hazırlık. Çünkü hazırlık. Orada bir psikolojik evet. hazırlık da var. Hem psikolojik hazırlık var, evet. hem karar verme aşaması. Evet. Ya şuna karar vermeliyiz önce. Ya birinin güdümüne mi gireceğiz, yoksa ölümüne savaşacak mıyız? Bu kararı vermek dünyanın en zor kararı. Bu evet. kararı verdi Mustafa Kemal ve o bir avuç insan, bir avuç yurtsever. Evet. Erzurum'da, Sivas'ta bu kararı verdiler. Yetmedi, inandırdılar. Bravo, bu kararı siz 3-5 kişi verebilirsiniz de bu kararın, milletin de bu karara ikna edilmesi gerekiyor. İşte Mustafa Kemal, Anafartalar kahramanı bunu başardı. Evet. Yani milleti ikna etti, milletin tamamını değil. Ya öyle bir yanılgıya düşmeyelim. Kırmayı biraz açalım arkadaşlar. Öyle bir yanılgıya düşmeyelim. Ya milletin tamamını ikna etmiş değil Mustafa Kemal. Bu mümkün değil. Çünkü koşulları anlattık. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Benim bağıma, bahçeme, evime gelinceye kadar, köyüme gelinceye kadar düşman benim sesim çıkmaz diye düşündü insanların evet. önemli bir bölümü. Tarlamda işime bakarım. İşte ailemi geçindirecek üretimimi yapmaya çalışırım diye düşündüler ama böyle olmadı. Biliyorsun işgaller çok hızlı ilerledi. Evet. Kasım 1918'den itibaren işgaller başladı. Hatta İstanbul işgal edildi. 13 Kasım 1918'de Trakya işgal edildi. Güney Anadolu işgal edildi ve 15 Mayıs 1919'da da İzmir'in işgaliyle birlikte İşgal süreci öyle hızlı ilerledi ki insanların bağı, bahçesi, evi, camisi, yaşadıkları köyler, yaşadıkları şehirler işgal altında, işgalcilerin çizmeleri altında çiğnenmeye başladı. İnsanlar inançlarını yaşayamaz oldular. İnsanlar özgürlüklerini kaybettiler. İnsanlar öldürüldüler, katledildiler. Dolayısıyla direnmeye başladılar. Evet. Yani kendi canlarını kurtarabilmek için, kendi ailelerini kurtarabilmek için, kendi köylerini kurtarabilmek için, şehirlerini belki kurtarabilmek için direnmeye başladılar. Düşmanı görünce aslında düşmanı görünce. Başladı. Evet, düşmanı görünce. Yani süngülü askerler İzmir'e çıkıp da Anadolu işlerine evet. ilerlediklerinde ya bunun böyle İstanbul olmayacağı. İstanbul ayağa kalktı o zaman, değil mi? İstanbul evet. ve bütün Türkiye'deki